Emeklilik sisteminde köklü değişim, uzun süre çalışana avantaj geliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT, düzenlemesiyle birlikte milyonlarca kişinin emekli olması, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, SGK, dengesini bozdu. Ama emeklilik sisteminde büyük değişim kapıda, çok çalışan daha çok kazanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, emeklilik sisteminde kapsamlı bir reforma hazırlanıyor. 2025 yılında emekli maaşlarının düşeceği endişesiyle yaklaşık 2 milyon kişinin emeklilik başvurusu yapması üzerine harekete geçen kurum, yeni düzenlemelerle sistemi revize edecek. Yeni sistemde iki ayrı taban maaş modeli. Mevcut durumda, 2025'te emekli maaşlarının düşeceği endişesi, özellikle eğitliler başta olmak üzere birçok çalışanın emeklilik planlarını öne çekmesine neden oldu. Bu durum, SGK'nın aktifi pasif dengesini olumsuz etkiledi. 2022'de 2,00 olan aktifi pasif oranı, 2023'te EYT düzenlemesiyle birlikte bir, 66'ya Çırak, stajyer ve kursiyerler hariç tutulduğunda ise bu oran bir, 1,54'e bir, E düştü. Karakaş'ın açıklamalarına göre, yeni sistemde kısmı emeklilik ile normal emeklilik için iki farklı taban maaş uygulaması planlanıyor. Bu düzenleme ile birlikte, sistemden erken çıkışların önüne geçilmesi ve ortalama emeklilik yaşının yükseltilmesi hedefleniyor. Ayrıca, 25 yıldan sonraki çalışma süreleri için aylık bağlama oranında, ABO, ilave artışlar öngörülüyor. Çalışma süresi uzadıkça maaş artacak. Reform kapsamında, çalışanların e-emeklilik maaşı maaşım azalacak mı, iyi endişesini ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılacak. Yeni sistemde daha uzun süre çalışanlar daha yüksek emekli maaşı ile ödüllendirilecek. Bu sayede hem SGK'nın finansal sürdürülebilirliği güvence altına alınacak hem de çalışanların hakları korunacak. Karakaş, yapılacak düzenlemelerle aktifi pasif dengesinin iyileşeceğini ve sigortalıların çalışma motivasyonunun artacağını vurguladı. Reform, özellikle uzun vadeli çalışmayı teşvik ederek Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.